Bugün 3 farklı fiyatta sihirbazlık gösterisi izleyeceğiz arkadaşlar. 3000 TL, 10.000 TL ve tam 100.000 liralık şovlar izleyeceğiz. Bakalım beni ve ekibimi bu sihirbazlar şaşırtabilecek mi? Hız kesmeden hemen ilk sihirbazımızla videoya başlayalım. Zeynep abla heyecan var mı? Biraz. Biraz. Yok edebilir mi bizleri acaba? Yok artık yani. Sevgili sihirbaz Furki bizlerle. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Kardeşim inanılmaz gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Sizin için hazırım ve nazırım. Geldim buradayım. Süpersin. Sendeyiz abi. Şov senin, sahne senin. Sihir yapmıyoruz. Bizim yapacağımız el çabukluğuna dayalı illüzyon gösterisi. Bayılırım el çabukluğuna. El çabukluğu. Asıl sihirbaz benim Furkan, bak şimdi. Oğlum nereye gittin lan? Mertefe. Abi, abi. Zeynep abla çok bakıyorsun Mertefe, belli oluyor. Bütün şey, izliyorsun Mertefe. Eski Alper'in de videolarını izlememişsin. Alper abi, senden bunu tutmanı rica edeceğim. Tabii, şöyle. İçerisinde şöyle peçetemiz var. Başka da bir şey yok, ben görüyorum. Evet, şimdi elimizdeki Zippo gazını buraya döküyoruz. Çakmağımızı çakıyoruz. Yangın sensörünün altında çok iyi oldu. Şöyle ben bunu buradan alıyorum. Madem yangın sensörümüz var, kapağını kapatıyorum. Parmağımızı çıklattık. Alper abi, bir de sen vur bakalım. Evet, güzel. Zeynep abla mercimek köftesi çıkarsa var ya, oradan sana vururum ha. Sen o kadar uğraşıyorsun. Değil mi? Aa, hadi buyur. Patlamış mısır? Bak sen, taze mi? Bir saniye, taze mi? Önemli olan nokta o. Önemli olan nokta o. Kanka sen bunu geçen şeyden... Geçen Kurban Bayramı'ndan kaldım. Bunu benim kapmam lazım lan. Oğlum Zippo gazı kokuyor şey. Mısır Zippo gazı ile piştiği için ağzım hep gaz oldu yani. Ama iyiydi, bravo, güzel. Bravo. Güzeldi. Bir tane ipimiz var Alper abi. Evet. Ben bu iple genelde bacaklarımı bağlıyorum uyurken. Çünkü bir anda havaya kalkabiliyor. Gerçekten o yüzden ben bacaklarımı bağlama taraftarıyım. Sen her yerini bağlıyor musun kalkmasın diye? Şimdi biz ipimize şöyle bir şey yapıyoruz. İpimize dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Vay! O nasıl oldu ya öyle hakikaten? Şöyle ortasından tutalım. Ama Alper abi bu bak. Sese duyarlı biliyor musun? Ne diyorsun? Ama çıklattığımda... Bak bu en etkileyicisi buydu bu arada. Hani bravo. Alper abi senin için bir baston getirdim. Eyvallah. Ama bizim bastonumuzda şöyle bir şey var. Kısa biraz. Normalde ben böyle tutunacaktım da kısa olmuş bu biraz ya. Şöyle bir şey yapalım Alper abi. Biz bunu dikkatli bir şekilde izleyelim ama olur mu? Tamam. Biz bunu dikkatli bir şekilde izlersek ne olur abi? Böyle yaptık, böyle Büyüyor. Yaptık. Allah Allah. Çok iyiymiş. Çok iyiymiş. Bravo. Baston kısa geldi. Şimdi hiç yok. Nerede baston abi? Alper. Oğlum. Baston. Oğlum lan. Acıyor oğlum. Öyle her yere şu bastonu. Alper abi, baston kayboldu demiştik değil mi? Evet. Biliyorum bastonu arıyorsun hala da. Evet. O yok artık. Hadi bastonu da çıkar oradan. Bir saniye. Kanka. Bir saniye. Dur. Lan. İçeride rengi değişmiş. Bravo. Elimizde bir tane bez var Alper abi. Ben bunu senin içerisine... Oğlum durun mikrofon vardı. Eyvallah. Dikkatli bir şekilde izliyor herkes değil mi ama? Parmağımızı şıklattık. Alper abi hazır mısın? Evet. Mendili tekrardan çıkar. Oğlum mikrofon çıktı ya. Oğlum! Lan deli misin? Beyaz bu içim gözüküyor ha şapşik. Alper abi. Oğlum. Bu ne abi? Oğlum içimizi dışımızı çıkarttılar ya. Beyaz olmasaydı keşke. Beyaz değil oğlum o. Neyse böyle devam edeceğim videoya. Çok iyiymiş bu arada. Nasıl çıktı o ya? Ben Alper abiye... Ufak bir workshop yaptı bana kardeşim. Şimdi yaptım. Size sihirbaz Alp'i kameraya gösteriyoruz. Kameraya gösteriyoruz. Seyircimize gösterelim. Herhangi bir şeyimiz gösterelim. Var mı? İçi seyirciye boş. Göster. Seyircimize gösterelim. İçerisinde herhangi bir şey var mı seyircim? Dikkatli bir şekilde bakabilirsin. Yok. Doğru bezimizde muyum? Herhangi bir yok. Şey var mı? Bezimizde bir şey var mı? Bakayım yok hocam. Bezimizde bir şey yok. Tamam. Şimdi bunu aldım. Parmağımızı şıklatıyoruz. Alper abi dur. Sihirli cümleyi söyle. Abrakadabra. O değil benimkisi. Alperanto. Malperanto. Bugün bir tento. Hazır mıyız? Üfle Zeynep abla. Ne diyorsun? Aa! Pilav oldu. Pilav. Gerçekten. Çok lokum. Kapat. Kapattık. Hop. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Ofisimizin en güzel çiçeğine. Güzel. Alper abi, benim bir oyunum... Alper abi, benim bir oyunum daha var ama ben onu getirmedim.
Lan çiçeği versene oğlum Zeynep ablana. Evcil hayvanım var benim. Oğlum çiçeği versene Zeynep ablana. Şey, ne diyorsun, çiçeği şov yapıyorsun? Bugün hava çok güzel. Lan oğlum çiçeği ver diyor. Bak bizde verilen çiçek namustur lan. Aa benim gösterim bu kadar. Siz de bu tarz bir gösteri falan eğer ki isterseniz Furki'den aşağıya ben Furki'nin de bilgilerini bırakacağım. Ve sırada ikinci sihirbazımız var. Mavi Baz'ın konseptini çok beğendim. Ben güzel bir konsept bulmuş, her şeyi maviye çevirmek. Eğer ki maviyi seviyorsanız bu fiyatı verebilirsiniz diyorum. Ve karşınızda Mavi Baz. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Hadi buyur, hadi buyur. Başladık bile, başladık bile. Dikkatlice izleyin ve ne yaptığını anlamaya çalışın, nasıl yaptığını anlamaya çalışın. Ben izlediğim videoları da anlayamadım. Hep birlikte anlamaya çalışalım. Bravo! 5 liramız var. Gördüğüm üzere 5 lira. 5 lirayı ne yapacak çok merak ediyorum açıkçası. 200 lira be. Aa o da maviye döndü. Soruyoruz oğlum. O da maviye döndü. Bende şöyle birkaç tane var. İçi boş. İçi boş gördüğümüz üzere. Evet. Mavi. Yeah! O nasıl oldu ya? Kırmızı bir kutumuz var. Mavi. Abrakadabra geliyor. Abrakadabra. Hemen sana bir interaktif top oyunu yapalım. Tabii. Benim iki tane çok güzel topum var görüyorsun. Evet, mavi. Bunlardan birini uçurmakla ilgili bir şey deneyeceğim. Bir tanesini bilekliğime koydum ki kaybolmasın diye. Bir top da elimde. Elimdeki topu da aldım. Ne yaptım? Bu elime koydum. Bir topu da sana vereceğim. Elini açar mısın? Açalım. Kapat bir yumruk yap rica ediyorum. Tamam. Şimdi bir top bende, bir top sende, bir de burada yüzüğüm var. Senden ricam yüzüğüme bak ve kendi ismini söyle. Biz de bir şey deneyelim. Alper Rende. Abone oldum. Aa orada bir şey vardı, o yok oldu. Ben konuyu sonradan... Sende de bir tane var. Allah! Ama ben bunu hissederken de bir top gibi hissediyordum yani. Benim çoraplar kırmızıydı oğlum. Mavi olmuş benim çoraplar. Nasıl oldu lan? Oğlum ne oluyor lan? Oğlum bana ne oldu? Benim şöyle ellerim boşken bir bakıyorum ki buradan bir kart çıkıyor. Hadi buyur. Kartı şöyle. Attığım bir kart daha Allah Allah. Bir sürü kart çıktı. Nasıl ya? Ben tabii yandan izleyince gördüm bütün olan biteni. Ama çok iyi yapıyor. Yani görmeme rağmen etkileniyorum. Benim açım çok iyi. Şöyle bir bakar mısın? Aha. Aa bak. Bunu göremedim. Ben de göremedim. Göt etti beni. Ekonomi biraz sıkıntılı. Parayı takip etmek zor. Bunu size aşama aşama göstereceğim. Bir para. Biz biliyoruz bu arada bütün aşamalarını. Evet. Kaybolabilir. Hop. Aha. Saklanabilir. Zıplayabilir. Hadi buyur. Gözlerinizi aldatabilir. Hop. Ters köşe yapabilir. Aa. Gezebilir. Dolaşabilir. Fakat çok gezip dolaşırsak para uçabilir. İşte bu yüzden parayı her zaman nerede tutmak lazım hocam? Abi cebinde. Evet. Peki parayı cepte tutarsak ne olur? Hadi buyur. Hadi buyur. Bravo. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bittik mi? Eyvallah Mavi Baz. Mavi Baz'ın da bilgilerini aşağıya bırakıyoruz arkadaşlar. Mutlaka siz de eğer ki böyle bir gösteri için kendisine oradan ulaşabilirsiniz diyelim kardeşim. Şans verdiğiniz için. Eyvallah. Kız düşüyor mu bu numarada? Ve sırada son sihirbazımız var. Sevgili Big Magic bizlerle olacak. Gerçekten videolarını çok fazla görüyorum. Ama epey de bir pahalı. Bakalım bu performansa o fiyat değer miymiş, değmez miymiş hep birlikte göreceğiz.
Bu arada abone olmayı unutmayın. Evet, videomuzun son insanı, son adamı en pahalı kısımdayız arkadaşlar şu anda. Niye pahalı olduğunu birazdan anlayacaksınız gayet. Koray abi Big Magic olarak internette biliniyor. Aynen. Daha önce ben çok videolarını gördüm. Survivor'a bir gittim geldim, bir baktım böyle bir sihirbaz var yani. Abi teşekkür ediyorum öncelikle. Aynen. Merakla bekliyoruz. Eyvallah. Bize bugün neler sergileceksin? Bakalım. Ben çok... bir kartları kontrol edebiliyor muyum? Yanlış anlamazsın. Tabii tabii, hiç sorun değil. Şimdi bunlar bakayım bir yapısına mapısına. Şöyle bir üstünde işaret bir şey. Peki. İyi duruyor. İyi baktım bu arada. Detaylı inceledim. Detaylı inceledi. Benim senden ricam sadece böyle ortadan bir yerden kes ve kartına bak. Kestim. Bak kartına, ben görmeyeceğim. En aşağıdakine de bakıyor. Evet. Tamam mı? Koy geri üstüne. Geri üstüne koyuyorum. Evet. Üstüne koydum. Şöyle kapat, dur, aynen, kapatayım. Benim şöyle bilme ihtimalim olmasın. Şu an sen bunu bilemem. Bilemem değil mi? Evet. Bir yerden kestin, kartına baktın değil mi? Evet. Bu değil. Eğer o işte bir şey olsa o değil. Yok. Sekizli değil. Büyük ihtimal sekizli değildir. Değil. Karo bacaktı bence. No. Nasıl yok ya? Neydi kartın? Söyleyeyim mi? Söyle. Karo doğru, as. Karo as. Allah Allah, bu destede bir karo as yok aslında. Video fail oluyor. Ben size pahalı bir sihirbazın yapabileceği şeyleri gösteriyorum. Şimdi bak, karo bacak. Değil mi? Burada. Doğru. Gözünün önünde yani. Evet. Bir hilesi yok değil mi? Yok. Bildiğin karo bacak. Şu an burada destenin içinde karo ası görüyor musun? Abi benim alttan bir şey geliyor. Karo bacak. Karo bacak bu. Yani bir şey yok değil mi? Hani? Yok. Bir hile yok. Vallahi biz... Aa, iki tane mi var karo bacak? Ya yapma! Ya yapma! Ya o nasıl oldu ya? Gözümüzün önünde. Slow motion'a alabiliyor muyuz? Tabii. Karo bacak bu. Ya abi... Ya yapma! Ya yapma! Ya o nasıl oldu ya? Gözümüzün önünde. Oğlum mikrofonmuş lan benim altımdaki de. Allah kahretmesin. İstiyorsanız ya. İstiyorsanız tüm videoyu slow motion yapın, 10 saat izleyin. Zaten benim videoyu izleyenler 0.25 alıyordur YouTube'da abi. Evet. Öyle izliyordur büyük doğru, ihtimalle. Doğru. Biz onlara o işi kolaylaştıralım peki, yani. Bir saniye. Ben şimdi ufak bir tabii hazırlık yaptım sen gelmeden önce. Dedim ki bir de bizim kartlarla yapabiliyor musun mesela? Tabii ki. Belki desteğiyle ya. Hani belki orada bir şey var. Şimdi şöyle, o kartları çıkarmadan önce. Tamam. Mertefe öyle dursun. Bir tane karta dokunur musun rastgele? Öyle dokundum abi. Aynen. Çıkar kartı abi. Çıkardım abi. Zaten kart burada gösteriyor da hani sen bir daha bir kameraya göster istiyorsan. Hayır. Hayır! Baba bir saniye. Bir şey söyleyeceğim. Ben sen onu rastgele mi seçtin? Bak bir yanımdakini çekiyordum. Sonra hadi onu çekeyim diye vazgeçtim. Hani onu... Son anda ona gittim yani. Son anda. Ben de dedim bir el çabukluğu. İşte bu insan saraflığıyla alakalı bir şey. Bu el çabukluğu değil. Bu başka bir şey. Gerçekten sihire benziyor yani. Şimdi kırmızıyı mı kullansak, siyah mı kullansak, beraber mi kullansak böyle? O zaman sen çok olur. 101 oynamayacağız sonuçta. Yani, siyah kartlardan başlayalım bence. Tamam. Şimdi bak, kartlar benim değil zaten. Sen bana şu an verdin. Yani fark ettiysen ben kartların içine bakıp bir şey ayarlamadım. Evet. Değil mi? Burada bu, yamuk bu bir şey. Bu bizim kartlarımız. Hani hiçbir şekilde daha önce sen görmedin. Yamuk bir şey yok zaten. Burada değil mi? Yok. Bir tane alır mısın? Bu arada %99 kart numaralarında zaten kart çekiliyor. O yüzden hani hep aynı numarayı yapıyor demeyin. Tabii, çünkü hani zaten yani bir karta odaklanmamız lazım yani. Hep kupa 8'i kullansam mesela numaralarda diyeceksin ki abi başka kart mı yok? Tabii. O bu kart numarası o günün sonunda. Baktın mı? Baktım. Bir de bunun psikolojik background'u da var bu arada. Yani insanlar kendi kartı olduğu zaman daha çok odaklanıyor numaraya. Yani o yüzden önemli bir şey. Okay. Tamam mı? Tamamız abi. Şimdi bak. Ne yapıyorum? Kartın masada. Kart burada. Ulan bakacağım hala aynı mı? Tamam. Kartın... Çünkü ulan öyle bir şey ki bu. Koyuyor, bir saniye geçmiş. Başka bir şey oluyor. Kartın üstüne koyar mısın? Bir bak yine de sen koyar. Yine bak. Emin olun yani. Aynen. Kartı unutmayın. Evet, bakarak koyuyorum. Tamam. Kes yarısını abi. Yarı desteği kes böyle. Aynen. Koyayım. Bir daha bak. Koy masaya. Bir daha bakacağım ben. Bir daha hala onu. Vallahi o. Tamam. Tamam mı? Aynıyız. Üstünü de kapattık. Kapattık abi. O kart araya girdi. Şu an nerede olduğunu bilemiyor olmasına. Arasında parmak yok. Alttaki üsttekine bakmış kartlar olamam değil mi? Kartlar bizim kartımız. Evet. Evet. Orada kırmızı kartlar var da. Ya hadi gidelim, ben giderim. Evet, ben oradaki kartlarda hiçbir şey yok. Evet. Orada kartlarda hiçbir şey yok. İşbirlikçi misin lan? İşbirlikçi misin? Açtır mısın bir desteği? Açık bir kart yok orada değil mi? Açık bir kart. Ya sen buna çok şaşıracaktın Mertefe ama ben şöyle bir şey yapayım. Sana bir iyilik yapayım. Ben oradan bir tane kırmızı alayım. Aldın. Buraya koyayım. Tamam.
Nasıl yapalım? Daha mantıklı. Hayır! O kart bizim benim seçtiğim kart olursa ben senin abi artık... Allah! Çok iyi. Ben onu o an seçtim. Onu... Bu da bir şey değil, bekle. Daha yeni mi başlıyoruz? Başlıyoruz yapma. Şu an, bekle. Yapma. Abi. Bekle, kupa 3 mü? Bak, çok yavaş. Aldım buradan, burada. Burada. Evet abi. Aynı numarayı bir daha yapalım, olur mu? Olur abi. Dur de. Dur. Bak kartına. Tamam. Gördün mü? Gördük. Bu sefer arkasını da görelim. Tamam, şöyle değil göstereyim mi? Kameraya. Aynen. Kartımız bu. Evet. Arkası siyah değil mi? Evet. Yine evet. Koy üstüne, kes yarısını. Bu sefer ne olacağını biliyorsunuz zaten, evet. Değil mi? Evet. Üstünü de kapattım. Kapattım. Doğru mu? Evet, çok doğru. Bir hile olmuş olabilir mi burada? Adam bir kart ya mümkün değil gibi duruyor. Mümkün değil. Yapma. Baba. Dur ne oldu? Ben niye şaşırıyorum şu an? Aa açtı falan. Nerede kırmızı? Kırmızı yok. Evet. Ben bir tane görüyorum ama. Hayır, kırmızı bu yapma, burada. Yapma yapma. Bir saniye. Yapmaz. Hayır. Yapmaz onu. O. Oğlum ben şovu sinek, anlamaya benim IQ'm yetmiyor. Sinek bacaksa eğer o. Bu. Hiç komik. Değildir de. Oğlum. Ben böyle bir şey bak hayatımda görmedim. Bunun adına ne deniyor biliyor musun? Ters köşe. Abi bunu seversin. Yani bir Allah bir, Allah baba bir sen... hileyi nasıl iki defa yapabildin abi? Senin karta hiç dokunmadın sen. Evet. Bu normal bir şey değil nasıl ya. Nasıl olsa anlamazlar diye bizi biliyor. Evet. Ben bu kartları buraya koyuyorum abi. Koy koy bunları iyice abi. Sakla abi. Oh. Konuşamıyorum ben çok şaşkınım ya. Abi neydi ya? Aç elini abi herkese açsın elini böyle. Elinde bir şey tuttuğunu farz et. O elinde tuttuğun şeyle nereye gidersen git, ne yaparsan yap, oradaki herkesi eğlendirebiliyorsun. Evet. Mutsuz olan biri mutlu edebiliyorsun. Motivesi düşük olan birisini motive edebiliyorsun. Elimdekiyle. Vesaire. Dur oğlum ya. Elimdekiyle ya onu aç ya. Herkesi öyle... motive edebiliyorsun. Abi kusura bakma, hayır. Sorun değil abi bak. Ne yapıyoruz? Benim elimde var işte. Evet, herkesin tuttuğu kendini. Herkesin tuttuğu kendini. Mertef artık ne tutmak istiyorsa. Mertef, oğlum kaldır şeyini, canım sıkılıyor ya. Şimdi. Bir de şey vardır, prediction. Evet. Yani önden bilme bazı şeyleri, tamam mı? Ben böyle desteği... Pardon, yarıdan kesildi. Açıyorum abi. Tamam. Gayet dur lazım. Der misin bir yerde? Dur. Burada. Dur. Yani biraz devam ettim ama... Olur. İstiyorsan yani. İstemiyorsan... Yok, istemiyorum, vazgeçtim. Tamam, başka kart alalım. Onun bir yanındakini istiyorum. Bir yani. Yanındakini. Onun, aynen. Şu. Olur, aynen. Tamam. Kanmadım. Aferin, aferin. Aferin. Şimdi bak bak, bizim zeka nereler düşüyor izleyelim. Abi hiç sorun değil. Maça 10. Maça 10. Değil mi? Sevdiğimiz bir kart. Ha dur, bir daha lazım. Unuttum. Unuttum, bir daha lazım. Pardon, çok pardon. Hepsi mi maça 10 bunların? Ha, yok. Bizim kart mı hala? Biliyorum, kartlar sizin, evet. Allah Allah. Şimdi bak. Ben dedim ya, daha önceden senin maça 10 çekeceğini biliyordum. Ben desteği böyle açtım. Ben seni biraz yönlendirmeye çalıştım, yemedin, bir yanındakini aldım. Falan. Sence ben bir yanındakini alacağını bilmiyor muydum? Ya oğlum işte paradoksa i̇şte, bak. Demek istediğim bu. Kaliteli bir sihirbaz her şeyi bilir. Oradan bir şey yapmıyor. Yap. Nasıl? Abi. Nasıl ya? Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Mert'in ve Maçoğlu nasıl bilebilir? Bir yanındakine geçtik bir de. Ya o deste hiç abi konumuzda değildi. Abi ben izninle dudaklarını yapacağım. Çünkü yani bunu yapan adam... Oğlum sen peki günlük hayatta da böyle misin? Mesela atıyorum bir kız arkadaşınla bir şey falan filan. Hani böyle sürekli bir şeyleri biliyor musun? Hani işte... O ne ya? O kadar uzağım. Ya da işte bir arkadaşınla mesela kahve alacak falan biliyorum. Az çuruplu falan bilmem ne söyledim sen falan. Hani sürekli bütün konularda var mı bu olay? Evet. Abi sen seçilmiş insansın. Yani kadınlara özel numaralar var tabii ki. Yapabilir misin bize? Yani... Şimdi kameraları kapatın abi. Yok, bak sana mesela benim flört için kullandığım bir numarayı göstereyim sana. Abi bir şey yapabilir misin dedim. Koray abi inceden götüme bak. Bak gördünüz mü o şey abi? O an yapabilir miyim diye bak ya. Yapabilir miyiz? Yok bunun olmaz o. Hazır mısın? Hazırım abi. Dur de. Dur. Şu an sen bir mekanda tanıştın bir bayansın. Evet. Bu kart ikimizi anlatıyor. Bak 52 kart arasında bir tanesini seçtin. Ve bu kart seninle beni anlatıyor. Bak. Evet, evet. Tamam. Kalbin biri sen, biri ben. Tamam. Çok güzel. Ama şu an tanışmamızdan dolayı aramız biraz açık. Daha yakın değiliz yani. Bence bu arayı kapatalım. Tamam. Var mısın? Varım. Kalbin öbür tarafından tutar mısın? Ve o iki kalbin birleştiğini farz et.
Hadi buyur. İki tane buradaydı. O şekilde birleşti. Tamam. Şöyle yapalım. Ya da sen dur de direkt. Ben mi diyeyim? Evet. Tamam. Dur. Bir daha pardon. Dur. Burada. Bak alttan yukarıdan alma yok. Evet. Tam dur dediği yerdeki kartı koyuyorum buraya. Evet. Doğru mu? Koydum. Tek başına tek bir kartı orada. Şimdi sen görmedin kartı. Burada görmedim. Da kimse görmedi. Biz de görmeyeceğiz hadi. Tamam. Bakabilirsin. Kart kim burada. Bakabilir? Kapalı bir şekilde. Baktım. Ha biz görmeyeceğiz o mu görecek? Kimse görmeyecek. Sen de bakma şu an. Tamam. Bana bir tane kart söyle. 52 tane karttan hadi bir tane kart söyle. Herhangi bir kart. Rakam söyle sadece. 7. 7. Güzel. Bakar mısın bir karta? Ne? Ne o? Sen bu adamı nasıl biliyorsun ha? Bu yok, sen seçtin. Bu data yoktu. Yani sen seçtin. Yoktu. Ben seçtim. Sen seçtin. O data önden gitmiş olamaz. Bizim prodüksiyon ekibi böyle bir şey yapmadı. Benim şansı numaramı da bilmezler. Verir misin bir şeyi? Evet. Kupa 7'yi. Aa. Şimdi sen aslında kupa 7 istemiyordun. Evet, istemiyordum. Sinek istiyorum. Oğlum o ne? Burada gördün mü? Atarken de işte bunu yakınlaştırıp bir slow motion alacağım. Abi biz artık şaşıramıyoruz ya. Benim canım sıkılmaya başlıyor. Evet evet. Keyif kaçırıcı bir noktaya geldik yani. Abi helal olsun. Eyvallah. Sen karıştır desteği mesela komple. Tamam. Şimdi bak sen komple kartları karıştırdın. Evet. Ben içine bile bakmıyorum bak. Kestim falan karıştırdım ama hani karıştırmıyor, şey yapmıyorum yani, bakmıyorum içine. Ne olduğu önemli değil yani kartları. Tamam mı? Dur der misin bir? Dur. Kupa az. Güzel kart bence. Güzel kart. Sen dur der misin? O tesadüf müydü? Abi. Anladım. Ha düzenliyoruz biz şimdi. Bunu sen abi bunu yapamazsın. Bir tane sen dokunur musun rastgele? Baba ben dokun. Bak böyle ben geçerken dokun işte bir tanesine. Tamam. Çıkar. Bu değildir. Abi sen dokundun ya. Çok rastgele dokundum ya. Bu değildir. Ama bu olursa sence ben. Sence ben senin dokunacağın yeri bilmiyor muyum? Ya! Tamam mı? Dur. Dördüncü Zeynep abla durdunuz. Ha Zeynep abla bir dur da ya gücün seni. Ya dün nelere şaşırıyordun? Gel şuraya Zeynep. Ya Zeynep abla. Aklından geçen sayı ne şu an? Şey rakam. Geçirdim. Söyleyeyim mi? 5. 5. Peki favorim 5 mi? Favorim şu an 5 oldu. 5. Çünkü en sevdiğim rakamı falan her şeyi sıyırdım beynimden. 5 kaldı geri. Harbiden tek 5'i mi düşündün yoksa ilk düşündüğün rakam neydi? 7 değil. 7. Herkes 7 diyor zaten. Bakalım mı buna? Bakalım. Hadi buyur. Gerçekten. Senin 5 diyeceğini bilmiyordum. Bilmiyordum. Sen ne derdin mesela? Ben abi 3 derdim. Ya! Hani bir daha yapabildiğinizde ispatlarım da. Ya nasıl oluyor? Abi nasıl oluyor? Nasıl oluyor bu? Yapabildiğimizi ispatlayalım da hani sonra şey olmasın abi hata yaptı falan. Bu başka bir şey. Bu sen abi bu arada. Ya ben şunu gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Sen ne para istiyorsan senin hakkındır. Ayrıca yani ucuza yapıyorsun bana kalırsa. Şöyle söyleyeyim. Şükür para kazanıyoruz bu işten ama maksat para değil abi. Abi eyvallah. Yani insanların ama reaksiyonu benim için milyonlardan çok daha değerli. Eyvallah. Çok daha fazla değerli. Kesinlikle katılıyorum. Ama yani böyle bir şeyin gösterin olursa ben mesela gelmek istiyorum. Tabii yani. Eyvallah. Onu da İnşallah yakında yaparız yani. Abi çok teşekkür ediyorum ya. Valla iyi ki geldin. Burada yani yarım saatte biz hayatımda şaşırmadığım kadar şaşırdım. İşinin gerçekten ehli bir insanmış. Yani biraz da sen över misin? Hak ediyor. Arkadaşlar siz de mutlaka Big Magic'i, Koray abi mutlaka takip edin. Bu arada YouTube kanalı açtım. Öyle mi? Şu abi. Anda 2000 adam abonede falan yani daha çok yeni. Arkadaşlar bu adama 2000 abone çok çok az bir şey. Yani benim gördüğüm kadarıyla hani benden fazla olmalı gibi görüyorum ben şu anda yani. Lütfen destek olalım sizlerden ricam budur. O zaman yakında videolar da geliyor. Aynen. İyi. Belki oraya da bir şeyler çekeriz. Olur. Etiketleriz aşağı. Mr.BigMagic. Tabii. Onu çok aşağıya ekliyorum aynen. Kanalını. Abi çok teşekkür ederiz. Ne demek abi rica ederim. Bu videoda birbirinden farklı sihirbazlar gördük. Çok defa şaşırdık, güldük, eğlendik. Son olarak da Big Magic bizi gerçekten yani burada korkuttu diyebilirim. İnanılmazdı. Ellerine sağlık diyorum ve tekrardan geldiği için teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için size de çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Haftaya görüşürüz.